CHP Ordu İl Başkanlığı'nca EYT'lilere destek amaçlı basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada CHP iktidarında bu sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulacağı vurgulandı. 2008 yılında yürürlüğe giren sosyal güvenlik yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe artırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonra ertelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Yani birçok konuda olduğu gibi. İktidar EYT mağdurlarına daha gençsin emekli olamazsın diyor. Öte yandan işverenler ise sen yaşlısın sana iş veremem diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta sen yoksun diyor. Öte yandan emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT'liler sadece açlıkla değil iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor. Ülkenin ekonomik sorunlarına, sosyal sorunlarına, siyasal sorunlarına, siyasi etik yasasına, aklınıza gelen A'dan Z'ye bütün sorunlarını çözmeye talip bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı iktidarı bütün projelerini ortaya koyuyor. Yavaş yavaş bunları toplumun önüne sunuyor. Yapılacak ilk seçimde ki biz hemen seçim olması gerektiğini söylüyoruz. Nedeni şu, ülkenin artık dayanacak hali kalmadı. Sokakta ben biraz önce bir cenazeden geliyorum. Cenazede açıkçası kimle karşılaştıysam herkes artık geçinemediğini, fakirleştiğini, ya artık orta direk diye bir şey kalmadı, kavram kalmadı. Ya zengin var ya yoksul var. Zengin, bugünkü iktidarın zengini. Şu anda burada bulunan herkes, sizler de dahil olmak üzere, bizi dinleyen hemşerilerimiz de dahil olmak üzere artık herkes yoksulluk sınırında. Ve toplumun büyük bir kesimi de açlık sınırının altında bir gelire sahip. Bu sürdürülebilir bir yönetim biçimi değildir. Bunu hemen ve derhal değiştirmek gerekmektedir. Bunun için tekrarlıyorum, erken seçim değil, hemen seçim istiyoruz.